Kemal Sunal'ın filmleri için ailesi tarafından açılan telif hakkı davası Yargıtay'ın verdiği kararla noktalandı. Sunal ailesi haklı bulundu. Filmlerini sinema dışında yayınlayanlar aileye telif ödeyecek. Kemal Sunal'ın ailesi telif hakkı savaşını kazandı. Aileye her bir platform için telif hakkı ödenmesi kararlaştırıldı. Bu karar Yeşilçam film emektarlarına da emsal oldu. Türk sinemasının efsanevi oyuncusu Kemal Sunal'ın mirasçıları 10 yıl önce Kemal Sunal'ın filmlerinin sinema dışında yayınlanması nedeniyle bir telif hakkı davası açtı. Kesin artık, rezil oldunuz. İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde başlayan dava Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun verdiği kararla sonuçlandı. Dava dilekçesinde Kemal Sunal'ın 1970 ve 1990'lı yıllarda rol aldığı 45 filmi sinema gösterimi dışında birçok televizyon kanalıyla dijital platforma satıldığı ve bu filmlerin birçok kez yayınlandığı belirtildi. Davalı şirketlerin filmlerden ciddi maddi gelir elde ettiği halde mirasçılara herhangi bir telif ödemediği ifade edildi. Kendisine gereken dersi verir. Sunal ailesinin açtığı davaya karşı şirketler filmlerle ilgili o dönemlerde kanunda herhangi bir düzenleme olmadığını belirterek davanın reddini istedi. Mahkeme şirketlerin talebini kabul etti. Dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na taşındı. Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar çıktı. Kemal Sunal'ın mirasçılarından izin alınmaksızın gerçekleştirilen haksız kullanımlar nedeniyle yapımcılar tazminat ödeyecek. Bugün aptallığın üzerinde lütfü. Seçim dönemi yaklaştı. Amerika eski ve hali hazırdaki başkanlarını konuşmaya başladı. Biden yine yaptığı bir gafla gündemde. Zaten renkli kişiliğiyle bilinen Trump ise yine kameralara enteresan görüntüler veriyor. Sırada dünyada meydana gelen ilginç olaylar ve haberler var. Amerikan Başkanı Biden yine bir gafla gündemde. Bu kez unutkanlığı yüzünden diplomatik bir skandala imza attı. Birleşmiş Milletler zirvesinde Brezilya Başkanı Lula'nın elini sıkmayı atladı. Lula da tepkisini anında gösterdi. Bazı yorumlarda Biden'ın unuttuğundan değil, sol kimliğinden dolayı kasıtlı olarak sıkmadığını iddia etti. Bir önceki başkan Trump ise kalktığı koltuğa yeniden oturmak için kampanyasına başladı. Iowa ziyaretine bu görüntüler damga vurdu. Sıkı bir Trump hayranı olan genç kadın eşantiyon ürünleri yerine tişörtünü ardından da kolunu imzalattı. Büyük ses getiren görüntülere Melania Trump cephesinden şimdilik yorum gelmedi. Eğlenmesini bilmeyenler yine düğün evini cenaze evine çevirdi. Damadı kendi düğününde vurdu. Bir yandan dans etmeye çalıştı, diğer yandan elinde tüfekle müziğin ritmine göre ateş açtı. Tam da o anda namluyu indirdi. Kurşun karşısındaki damada isabet etti. 20 yaşındaki Hamza Saddam Hamit isimli genç balayına gitmesi gereken gün toprağa verildi. Gelin kara haberi düğüne hazırlandığı güzellik salonunda öğrendi. Barcelona'da protestocular emlak fuarını bastı. Katılımcılara toz boya fırlattı, polis sert müdahale etti. Emlak spekülasyonları ve kiraların yüksekliğinden şikayetçi göstericiler fuar binasına girmeye kalktı. Ama başaramadılar. Olaylar nedeniyle fuar sekteye uğrasa da gecikmeli olarak başladı. Hırsız gözünün önünde otomobiline girdi, neredeyse elini kolunu sallayarak çaldı. Talihsiz adam ve arkadaşları hırsızı durdurmaya çalıştı ama az kalsın hayatlarından oluyorlardı. Polis her yerde o hırsızı arıyordu.